Evet arkadaşlar, herkese günaydın. Şafak sökmek üzere. Ben şu an Ankara'dayım. Bir değişiklik yaptım. Ankara'ya geldim. Hemen yan tarafımda Aşti Otogarı var. Ankara'ya ilk defa geliyorum. Gelirken 3 tane bilet değiştirdim. 3 tane bilet değiştirdiğim için biraz karışıklık oldu. Şöyle yapmışım en son aldığım bileti. Otobüse bindikten 3 saat sonra diğer dönüş biletimi almışım. Zaten yol 6 saat sürüyor. Ben otobüsteyim, beni arıyorlar. Diyorlar ki otobüste yoksunuz, neredesiniz falan, gelecek misiniz, biz kalkıyoruz. Ben dedim ki ben otobüsteyim zaten falan. Ondan sonra o dedi ki otobüste değilsiniz falan, öyle bir şey yaşadık. Öyle bir kısmet ki 19 Mayıs'ta Ankara'ya geldim yani. Tam gününü tutturdum. Nasip de varsa işte öyle oluyor şu an. Ama hava çok güzel yani. Bir kapşonla şu an rahat duruyorum. Ama dursam üşürüm. Şoförümü bekliyorum. Şoförüm beni gelip alacak. Şoförüm ne zaman uyanırsa artık 6-7. Evet, uyanma alarmlarım çalıyor şu an. Normalde bu saatte uyanıyorum. Hey! Ankara dedik, neresi var, neresi var, gidelim falan. Ondan sonra bulduk böyle bir yeşillik bir yer yani. Ankara'da da var herhalde. Şehrin içinde. Şehrin içinde evet, ufak bir yer var yani. Ottu'ya yakın bir yer. Belki de Ottu'nun içindeydi zaten herhalde. Vay be, uzaktan horoz sesi geldi. Tamam, daha yorum yok Ankara'ya. GoPro'yu takarken falan bayağı özlemişim. Pozitif olduğun zaman kameraya karşı, tekrar hemen kamera eline aldığın zaman da zaten o moda giriyorsun. O güzel oluyor. O güzel bir his. Şuradan sağa kırpılınca galiba Anıtkabir'e gidiyor. Bakayım, oraya doğru gitmeye çalışacağım. Ama bayağı yol var gibi ya, bakayım. Oo, yürüme 46 dakika diyor, vazgeçtim. Yok. Otogara geri dönüyorum ben, vazgeçtim. Vallahi vazgeçtim. Biraz çok dolu geçecek umarım, inşallah. Yani bir ay boyunca evde ne yaptın diye sorarsanız hiçbir şey yapmadım. Geri dönüş için BlaBlaCar uygulamasını deneyeceğim. Şu an sadece bir kişi var, Ömer diye. Eğer kabul ederse onunla döneceğim İstanbul'a. Böylelikle de uygulamayı da bir test etmiş olacağız. Bakalım yani, hani ailemizin hep bize söylediği şey, baş yabancının yabancıyla konuşma, yabancının arabasına binme falan. Onu şu an tam olarak gerçekleştireceğim yani, eğer akşam onunla anlaşırsam İstanbul'a dönmeyi düşünüyorum. Daha rahat, daha konforlu bir dönüş olur benim için. Bakalım, onu da göreceğiz bu vesileyle. Öyle tahmin ediyorum. Saat 6:12 geçiyor. Şoförü bekliyoruz. Birazdan gelecek. Bekliyoruz bakalım. Bir yerden geliyor evet. Emir Gölü'ne doğru gidiyoruz. Bu yol ne kadar gidiyor böyle? Bayağı uzun ya, derken. Arabayla bir 5-10 dakika falan gidiyorsun. Yürüyerek sen düşün. Bayağı uzun yani. Evet. Yarım saat yürüyeceğiz. Arkadaşlar, Emir Gölü'ne gelecekseniz otlu bir arkadaş edinin. Yoksa bütün yolu yürümek zorunda kalırsınız. Ottüliler haricinde araçla girişe izin vermiyorlarmış. Buna not edelim. Ya da bisikletle girebilirsiniz. Bak, bisiklet de mantıklı. Arkadaşlar, görüyorsunuz, belediye başkanı soyadını buraya yazdırmış. Nasıl oluyorsa kirletiyoruz yani. İnsan doğaya zararlı şey yapmayacaksın. Doğaya zararlı şey yaptığın zaman her türlü kirleniyor yani. Bunlar direkt plajdan gelmişler. Bunlar amma uzunmuş ha. 5 metre başmışlar herhalde. Alıştırmışlar bunu. O yüzden sürekli geliyor yemek yemeye. Arkadaşlar, gördüğünüz üzere burası Mogan Gölü. Böyle normal göl işte yani. Ankara'da bulduğumuz en büyük su bu işte. Kapı. Bayağı güzel ama sakin, sessiz. İçeride kimse yok. Bakalım buranın sonu nereye çıkıyor. Anlamsızca bir boşluk var Ankara'da. Ankaralılar yaşamıyorlar, sadece çalışıyorlar herhalde. Var bomboş, parkları güzel. Bak, burada oturmak çok güzelmiş aslında, burada oturulabilirmiş. Evet. Burası güzel, daha otantik duruyor yani.
Aa, koca balık ölmüş lan. Akşam yemeği hazır. Arkadaşlar, balık tam şurada ölmüş. Tam şurada. O da öyle duruyor ki ölmüş ya. Sanki şey gibi, oyuncak balıklar oluyor öyle. Aynı öyle duruyor. Nasıl ölmüş acaba? Arkadaşlar görüyorsunuz işte, Ankara Belediyesi balıkları öldürüyor. Alırlar, keserler o videoyu. Ondan sonra uğraştır. Evet arkadaşlar, şu anda Ankara'nın Kuzey Efek abi mevsimindeyiz. Burada klasik bir Camaro sesimiz var. Gördüğünüz üzere klasik arabaları gördük. Hepsi birbirinden klasik. Kuzey Efek AVM'nin içindeydi. Bunlar hep burada mı? Evet. Evet, rehberimiz diyor ki bunlar hep buradaymış. Gelip görebilirsiniz. Evet. Arkadaşlar şu anda Atakule'deyiz. Bu nasıl bir sistem böyle? Sınırsız mı veriyorlar bu sosları? Evet. Evet arkadaşlar, daha demin kendi soslarımızı kendimiz doldurduk. Elle dolduruyorsunuz. Burası Atakule'de hamburger yazıyor. Hamburger yazıyor. Hamburger. Aşıktan ölüyorum. Bayılmak üzere. İyi mantarsız dedik ha. Ben mantar sevmiyorum bu arada. Ben de sevmem. Ben mantarın kokusunu da sevmem. Kaçarım. Ben de. Kopuk adam. Arkadaşlar şu anda Atakule'nin merdivenlerinden yukarı doğru çıkıyoruz. Valla bak, 0 euro. 0 euro 40 lira arkadaşlar. Düştüğümüz durumlara bakın. Kuleyi ağaçlandıralım lütfen. Gençler orada yansın mı? Açlıktan mı bilmiyorum ama harika bir hamburgerleri var. Mükemmel. Buna değer. Sadece şu an açık alandayız. Açık alanda olduğumuz için çok sıcak. Yani bir yandan buharlaşıyorum aslında. Maşallah patatesler de yani orta parmağımdan büyük. Hamburger go home. Yaşasın köfteler. Biliyor musun şarkı? Cem Karaca söylüyor. Erkek bilmez. Bir Samir'in çıra dinler. Şu an Atakule'nin içindeyiz hala. Burada efsane koltuklar bulun. Evet arkadaşlar, adını bilmediğim bir dondurmacıya geldik şu an. Kağıt gibi dondurma yapıyormuş. Rulo rulo. Adı ne? O da bilmiyor. O da bilmiyor. Dondurmacı diye geldik. İnternette gördük. Biz internette gördüğümüz her şeyi atlarız. Özellikle İstanbul etkinlik ve Ankara etkinlik paylaşırsa. Çok ilginç geldi. Abi bunu kim bulmuş böyle ya? Kandan kimler? Niye söylüyorum? Böyle şey... Hava üzerinde yapılan şeyler Asya'dan çıkıyor. Doğru. O tarafta çok var. Bundan da Hilmi Caddesi'ndeyiz. Oradan Kuğulu Park'a geçiş yapacağız. Yılanla beraber bir göbek. Evet arkadaşlar, şu anda Ankara gezimizin bilmem kaçıncı saatindeyiz. Bir saat uykuyla duruyoruz. Arada bir uyuklasam da iyi gidiyor. Çağdaş diye bir yerin karşısında oturuyoruz şu an. Ne ağaçlık var, ne yeşillik var. Şu an şehrin ortasındayız. Kulenin dibinde oturuyoruz yani burada böyle. Yolculuk beni bitirdi ya. Bir de uykusuz. Ya nerede yattım, nerede? İki koltuk var böyle. Arada da şey var, bardak koyma yeri var. Orası sırtıma denk geldi böyle. Çantamı yastık yaptım, öyle yattım yani.
feciydi. Aslında benim Ankara'da gitmek istediğim gerçekten bir Beypazarı var. Ama da Beypazarı beni hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü ben Beypazarı maden sonra mail attım. Dedim ki geleyim sizi çekeyim dedim falan. Çağırmadılar doğal olarak yani. Ben zaten çağırmayacaklarını biliyordum ama... Ama istekte bulundum yani yine de. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Benden sonra başka bir YouTuber'a, yani benim mailimden sonra başka bir YouTuber'a çektiler. Biliyor musun o olayı? Hani adamların kafasına herhalde bir şey karpuz kabuğu düşürdüm herhalde yani. Şeyin aklına karpuz kabuğu düşürmek derler ya. Aynen öyle oldu. Video güzeldi. Ama ben yapmadım işte. Saat 8 civarı. Bu Duck Town'dayız. Buranın bahçesinde yürüyoruz. Bayağı geniş bir yer. Karantina dönemi olmasa burası harika olur. Çok mükemmel bir alana kurulmuş. Yolculuğum iptal edildi, aracı bozulmuş. Gördün mü? Kurbağa yaptım. Burada kurbağayı nasıl veriyorsun? Bla bla kar kullanıcısı tarafından ekildiğimiz için 00:15 aldığım otobüste döneceğim İstanbul'a. Burada Ankara gezimizi sonlandırıyoruz. Herkese iyi geceler diliyorum. Bir saatlik yükle geri döneceğim. Bakalım nasıl bir otobüs yolculuğu da bizi bekliyor. Çok ilginç olacak yani. Bitik haldeyiz. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.